Herkese merhabalar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda beraberiz. Başlığı yanlış görmediniz. Gerçekten de güzel bir soru bu. Benim de merak ettiğim bir soru. Türkiye gerek özel bir şirket aracılığıyla veya devlet aracılığıyla Embraer'e ortak olmalı mı? Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu? Anlatayım. Biliyorsunuz Embraer Brezilyalı bir firma uzun yıllardır aslında faaliyet gösteren ve uçak dizayn eden, uçak tasarımlayan ve üreten bir firma. Son yıllarda özellikle son 20 yılda göstermiş olduğu gelişmeler sayesinde özellikle bölgesel jet pazarında bayağı iyi bir yer elde etti Embraer. Bunun dışında Embraer'in savunma sanayi konusunda da bir takım gelişmeleri söz konusu kendileri hem kargo uçağı üretmeye başladılar. Embraer 390 bildiğiniz gibi gerçekten ufak fakat bayağı işlevsel bir havacılık unsuru. Bu onların havacılıkta ve özellikle de savunma sanayindeki son ürünleri. Onun dışında Embraer'in bu zamana kadar geliştirmiş olduğu uçaklara baktığınız zaman özellikle Embraer 170 ve 190 serilerinin oldukça başarılı olduklarını görüyoruz. Ben yıllar önce Kokpit Aero'ya bir yazı yazmıştım. Herkes o zamanlar yerli uçak üretilecek diye bayağı böyle bir davul zurna eşliğinde büyük bir kuru kalabalık yapıyordu, kuru gürültü yapıyordu. Bir rüya daha gerçek oldu. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı için kritik bir viraj daha dönüldü. Uçaklardan ilki 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak. Ve o sırada ben bu kararın, özellikle de Dornier 328 modelinin seçilmesinin yanlış olduğunu belirten bir yazı yazdım. Bu yazıda söylemek istediğim şuydu aslında. Türkiye madem böyle bir oyuna e, oyuncu olarak katılıyor, o zaman niye 1980'lerin tasarımı bir platformla olaya başlıyoruz diye olayı sorgulamıştım. Hatta ve hatta böyle bir çözüm de üretmiştim. O zamanlar Embraer'den sonra... Tıpkı bölgesel uçaklarda başarı kazanmış olan başka bir firmada Bombardier'de artık biz yapacağımız uçakların yolcu kapasitesi olarak sonuna geldik. Bundan sonra yapacağımız uçaklar artık yavaş yavaş Airbus'un ve Boeing'in küçük modelleriyle rekabet edecek olan CS-100 ve CS-300 serisi uçaklardı diye bir karar almıştı. Bombardier bu kararı alırken de sıfırdan bir dizaynla kanat altı motorları ki bu zamana kadar ürettikleri uçaklarda hiç öyle bir çözüme gitmemişlerdi. Kanat altı motorlar ve tıpkı normal bir 320 veya 737'ye benzeyen hemen hemen onların ufaklarının boyutunda bir uçakla piyasaya girmeye karar verdiler. Yaptıkları tasarım son derece başarılıydı. İnsanların şikayet ettiği 2x2 türünden dar bir gövde yerine 2x3 türünden daha geniş bir gövdeyi tercih etmişlerdi motorları yeni jenerasyon Pratt Whitney motorlar olacaktı. Ama bütün bu iyi niyetlere rağmen sorunlar bitmedi. Proje e, gerektiğinden daha uzun sürdü. Projenin gerektiğinden uzun sürmesinin sonucunda projenin bütçesi fazla maliyetlere yol açtı. Ve arkasından da Bombardier bu işi kotaramayacağını anladığı zaman kendisinin merkezinin bulunduğu eyaletten, Quebec eyaletinden yardım istedi. Yerel hükümetten yardım gelmesine karşın bu projeyi yine de kurtarmaya yetmedi. Hem tasarımda sorunlar yaşadılar hem de motorlar test aşamasında teslim edildikten sonra bir takım sorunlar geçirdi. Ve bunun arkasından bombardiye kara kara düşürmeye başladı. Çünkü gerçekten iyi bir uçak tasarlamışlardı ama maalesef bu uçağı satmakta zorlanıyorlardı. Neden diyecek olursanız Airbus kullanıcılarına gittikleri zaman e kardeşim ben sizin uçağınızdan niye alayım? Benim Airbus'um var. Daha uçuk, ufak uçak istesem Airbus 318 veya 319 alırım diyordu insanlar. Aynı zamanda bu arada Airbus Neo'ları da çıkardı. New Engine Option adı altında yeni nesil 320 serisi. Gerçekten de arzu edilen... Yakıt tasarruflarını sağlayacaktı kullanıcılara. Tabi bu arada Bombardier uçakları satılsın diye maliyetinin altına sat satmaya başladılar bunları havayollarına. yollarına. Örneğin benim eskiden çalışmış olduğum Republic hava yolları bir sipariş vermişti bu uçak için. Ancak bu noktada çok ilginç bir şey oldu. Bu uçaktaki potansiyeli gören Airbus Bombardier'e ya yanaştı. Dedi ki biz sizin finansal sorunlarınızı ortadan kaldırırız. Bu uçağı bu ürünü ve bu ürün yelpazesini bize satın ve bunu biz Airbus olarak pazarlayalım dediler. İşte hiç yoktan Avrupa'da tasarlanmamış olmasına rağmen bu uçağı Airbus 220 adını vererek pazarlamaya başladılar. Bu değişiklik sonucunda CS300 ve CS100 serileri Airbus 220 olarak Airbus tarafından pazarlanmaya başlayınca tabii ki Airbus tarafından da destek görmeye başladı. İşte bu noktada e, Montreal'in kuzeyinde olan üretim hattının aynısının benzeri Airbus'un Kuzey Amerika'daki üretim hattı olan Mobil Alabama ile de birleştirildi. Montreal, Kanada'da Mobil Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmeyenler için. Ve bunun sayesinde Airbus Kuzey Amerika'daki müşterileri de kazanmaya başladı. Örneğin Delta Hava Yolları bu uçağa çok iyi bir sipariş verdi. Arkasından JetBlue geldi. Tabii bunu görünce Boeing ve Embraer de birbirleriyle konuşmaya başladılar. Boeing'in yeni teknolojilere, yeni tasarım fikirlerine ihtiyacı vardı. Embraer'in de artık 120 ila 130 kişilik uçakların sınırına gelmiş olduğu dizaynını yenileştirmek için ve özellikle de 737'lerin yerine gelecek olan bir uçağı beraber tasarlamak için bir partnera ihtiyacı vardı. İşte bu ortak Boeing oldu. Boeing 4.2 milyar dolarlık bir teklif yaptı Embraer'e. Embraer bunu kabul etti. Yaklaşık %80'ini satın alacaktı şirketin ve beraber uçak üreteceklerdi. Her şey iyi gidiyor gibi görünürken 737 Max kazaları ortaya çıktı ve 737 Max kazalarının sonucunda Boeing bir dakika ben buna yoğunlaşmam lazım. Şu an için Embraer bana istediklerimi de vermiyor deyip bir şekilde geçtiğimiz e, yanılmıyorsam Mart 2020'de bu ortaklıktan ayrılmak istedi. Bu videoyu yaptığım Haziran 2020 günlerinde Boeing ve Embraer birbirlerini mahkemeye vermiş durumdalar. Bakalım hangisi ne şekilde bir kazanç sağlayacak bundan ama artık Embraer'in yeni ortaklar peşinde koştuğunu hepimiz biliyoruz. Embraer yeni ortaklar peşinde koşuyor çünkü artık kendi başlarına bu işleri kotaramayacaklarını anladılar. Peki bu ortaklar kim olacak diye soracak olursanız şu an için belli değil. Ama Embraer CEO'sunun yapmış olduğu, geçenlerde yapmış olduğu açıklamalarda şöyle bir yol haritası çiziliyor. Ben diyor uçak üretiminde iki değişik parkurda yaşıyorum. Bir tanesi silahlı kuvvetler için ürettiğim uçaklarda, diğeri ise sivil havacılık için ürettiğim uçaklarda sivil havacılıkta Embraer özellikle iş yetlerinde de çok başarılı ve CEO'nun açıklamalarına göre kendileri şu an için askeri olarak herhangi bir işbirliğine açık değiller. Yani askeri işbirliğine açık olmamalarının nedeni de bütün mümkün olduğu kadar askeri üretimi kendilerine saklamak. Bu sadece Brezilya Hava Kuvvetleri için gerekli olan bir gereksinim değil. Dünyadaki değişik ordulara da satmak istiyorlar. Hatta ve hatta Boeing e, anlaşması sonucunda Embraer e, 390'ın yanılmıyorsam bir e, Amerikan silahlı kuvvetlerinde de söz konusu olabileceği konusunda bir takım tiyolar verilmişti. Tabii Boeing'den ayrılınca bu e, Embraer'in anlaşması o zaman ne olacak onu bilmiyoruz. Şimdi dediğim gibi Embraer bir ortak arıyor. Kimler bu zamana kadar ilgi göstermiş onu da CEO'su bildirmiş. Her şeyin başında tabii ki en çok para kimde var? Çin'de var. Çin bir ortaklık teklif etmiş durumda. İki ülke arasındaki görüşmeler hala devam ediyor. Onun dışında Japonya'nın ilgisi olduğu söyleniyor. Başka ülkelerden ilgi gelecek mi? Onu bilemiyoruz. İşte bu noktada benim yıllar önce Cockpit Aero'da yazmış olduğum yazı sonucunda ortaya çıkan bir şey var. Yazının başlığını eğer siz o zamandan hatırlıyorsanız Türkiye yerli uçakta yanlış atamı oynadı diye bir yazı yazmıştım. Yazdığım yazıda da ana fikri şuydu. Türkiye, Dornier 328 gibi hiçbir zaman hava yollarında bir başarı elde edememiş bir uçağı üretmekle ne kazanacak onu merak ediyordum ve onu sorguluyordum. Özellikle koltuk başına maliyetlerdeki artış nedeniyle uçağın son derece verimsiz olması ve aynı zamanda da Yeterli bir, bir jet uçağı için yeterli hıza sahip olmaması benim için en büyük handikaplardan bir tanesiydi. Ayrıca Türkiye'de uçak üretmek sorun olmasa bile en büyük sorunun bunun pazarlanmasında, özellikle başka ülkelere pazarlanmasında uçağı desteklemenin en zor işi olduğunu belirten bir yazıydı bu. İşte o noktada demiştim ki acaba dedim bu projeye hız vermek, bu projeye para yatırmak yerine o zaman mali sorunlar içerisinde bulunan bombardiyeye destek olsak, onlarla bir ortaklık yapsak ve CS100, CS200 pardon, CS100 ve CS300'leri beraber mi üretsek diye bir fikir ortaya atmıştım. Tabii bu sadece bir yazı olarak kaldı. Çünkü ülkemizde karar veren mekanizmaların kulağına gidip gitmediğini bile bilmiyorum. Ama aynı durum şu an Embraer'de gelişiyor. Türkiye acaba ortak uçak, yerli uçak gibi konularda üretim yapmak için Embraer ile bir ortaklık yapabilir mi? Embraer'in geleceğine Türkiye bir katkıda bulunabilir mi? Bence bulunabilir ki ülkenin de havacılık camiasının da öğreneceği çok şey var. Bence Brezilya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi birbirine çok benzeyen ekonomiler. Bence Brezilya ve Türkiye neredeyse kardeş ülke kadar olabilecek kadar birbirlerine kültürel olarak da yakın ülkeler. Sadece futbolda bu işbirliğimizi, bu kardeşliğimizi yaşamak yerine belki de havacılık endüstrisinde bunu biz gerçekleştirebiliriz. Türkiye'nin Embraer 190 veya 170 üretmek gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum ama bir sonraki fazla ortaya çıkacak olan uçak için beraber çalışmalar yapılabilir. Embraer CEO'su askeri kanattaki işbirliğine şu an için açık olmadığını söylediler ama bu yapacağımız sivil kanattaki işbirliği sayesinde belki de askeri kanatta yapacağımız işbirliğinin de önü açılır. Belli mi olur? Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları konusunda Brezilya'ya göre bayağı iyi bir deneyimi var. Türkiye'nin SİHA'larda ve İHA'larda göstermiş olduğu gelişme takdiri şayan ve eminim Brezilyalılar da bununla ilgileneceklerdir diye düşünüyorum. İşte bu noktada belki de silahlı kuvvetler bazında hem Türkiye hem Brezilya arasında bir ortaklık kurulabilir. Brezilya'dan bizim ihtiyacımız olan 390 türünden nakliye uçaklarının beraber üretimi veya kullanımı konusunda bir işbirliği yapılabilir. Bu uçağın değişik rollere adapte olması için Türkiye'nin göstermiş olduğu deneyimi Brezilyalılardan yararlanabilir. Ve aynı zamanda belki de silahlı kuvvetlerimiz Brezilya-Türkiye ortak yapımı uçaklarla uçabilir ileride. Tabi bu aynı şekilde sivil havacılık için de geçerli. Ülkeler arasında ortaklıklar kurulabilir, ülkeler arasında öğrenci değiş tokuşu yapılabilir. Ülkeler arasında bilgi birikimi değiş tokuşu yapılır. Şu an ülkemizde silahlı kuvvetlerin ve özellikle de silah sanayinin, savunma sanayinin göstermiş olduğu, görmüş olduğu en büyük zorluk olan ihracat kısıtlamalarında Brezilya'nın çok da fazla bizim elimize, ayağımıza dolanacağını ben en azından zannetmiyorum. İşte bu nedenlerle Embraer'e destek olmak, Embraer'le ortak şirketler kurmak, ve Embraer'le beraber üretim, tasarım ve diğer alanlarda ortaklık yapmak bence Türkiye için gerçekten önümüze çıkmış ve tepilmemesi gereken bir fırsat. Bunu değerlendirebilecek miyiz? Bunu gelecek günler gösterecek. Ama bence bir defa yanlış ata oynadığımız sivil uçakta artık hatalardan geri dönüp belki de kendi uçağımızı ortak kardeş ülke Brezilya ile de yapabiliriz. Videolarıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize Japonya'dan selamlar, sevgiler. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaptan Bağcılar ne diyorsunuz? Türkiye Embraer ile ortak iş yapmalı mı, yapmamalı mı? Aşağıya yazmayı unutmayın. Taza vermiş olduğu bütün hizmetlerin e, yararı... Bunu e, bunda şiir şey çıkmaz.